Son yıllarda kapsül kontraktürü, geç seroma ve ALCL adını verdiğimiz lenfoma oluşumuyla ilgili bir takım yayınlarda artış olduktan sonra plastik cerrahlar da implant seçimi konusunda biraz daha hassas olmaya başladılar. Özellikle geçmişte çok fazla tercih edilen makro texture adını verdiğimiz yüzeyi aşırı derecede pürüzlü implantlar artık kullanılmamaya başlandı ve tekrardan olabildiğince düz yüzeyli implantlar tercih edilmeye başlandı. Fakat unutmamak gerekiyor ki geçmişte üretilmiş olan düz yüzeyli implantların dış kılıfı bizim tercih ettiğimiz implantlara göre biraz daha ince ve tam dolumlu olmadığı için bu implantlar dış kılıfın inceliğinden kaynaklı olarak ayakta dururken implantın yüzeyinde ripling adını verdiğimiz katlantılar oluşuyor ve bu katlantılar yıllar içerisinde biraz daha incelerek, zaten ince olan dış kılıf biraz daha incelerek bu bölgelerden rüptür, yani implant kılıfında yırtılma, yani halk arasında implantın patlaması şeklinde bir komplikasyonla sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla düz yüzeyli, klasik düz yüzeyli implantlar yerine son yıllarda gitgide daha fazla kullanım imkanı bulan nano texture özelliğine sahip, nano smooth diye de adlandırılan düz yüzeyli implantları daha fazla tercih eder hale geldik.